Selamünaleyküm çok aziz ve muhterem Samsunlu kardeşlerim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Önce Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Karadenizimizin büyük şehri, incisi, kapısı Samsun'umuzdayız. İmanlı, çalışkan, temiz Samsunlu kardeşlerimizle bir aradayız. Böyle Samsun'umuzun en büyük salonunda bu muhteşem insan seliyle beraber Samsunlu kardeşlerimizle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu fırsatı verdiği için Cenab-ı Hakk'a yürekten candan sonsuz şükürler ediyorum. Ve bu toplantıyı tertip ettiği için Milli Gençlik Vakfı'nın kıymetli Samsun İl Başkanı'na, kıymetli mensuplarına, Milli Gençlik Vakfı'nın kıymetli genel başkanına huzurlarınızda candan teşekkürlerimi, tebriklerimi sunuyorum. Bu toplantıya teşrif edip bu muhteşem tabloyu meydana getiren Samsunlu genç kardeşlerim olarak hepinize de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve de salonumuzun büyük bir kısmını teşrif etmiş bulunan hanım kardeşlerimiz ve evlatlarımıza da hasaten tebriklerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin her yerinde yeni bir devrin başlaması için gecesini gündüzüne katıp canla başa çalışan hanım kardeşlerimizin yeniden büyük Türkiye'nin kurulmasında oynadıkları büyük rolü hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bugüne kadar olan gayreti çalışmalarının bundan sonra artarak devam edeceğine inancımı memnuniyetle belirtiyorum. Muhterem Samsunlu kardeşlerim, bu akşam Samsun'umuzda Milli Gençlik Vakfımızın tertip etmiş olduğu Sevgi ve Kardeşlik Gecesi'ni yaşıyor. Milli Gençlik Vakfı hepimizin bildiği gibi sadece Türkiye'mizin değil, dünyanın en büyük gençlik teşkilatıdır. Biraz evvel kıymetli Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı'nın da ifade buyurdukları gibi, ne yazık ki ülkemizde geçtiğimiz yıllarda bu ülkenin inançlı evlatları inancından uzaklaşsın, aslından uzaklaşsın, batı taklitçisi olsun, özünden uzaklaşsın diye büyük gayretler sarf edilmiştir. Ancak ne var ki her zaman asırlar boyu inancına bağlı olan milletimizin inançlı evlatları görüldüğü gibi bu akıntılara kapılmadı. İşte kısa zamanda Milli Gençlik Vakfı yeniden inançlı gençliğimizin bir araya gelmesine, dünyanın en büyük kuruluşu olmasına vesile oldu. Görülüyor ki milletimiz inancına bağlıdır, tarihine bağlıdır, özüne bağlıdır. Hiçbir güç, hiçbir gayret bu asil milletin evlatlarını özünden uzaklaştırmaya muvaffak olamayacaktır. Milli Gençlik Vakfı'nın bugün 200 bine yakın kayıtlı üyesi var. 1200'e yakın illerde, ilçelerde, köy ve mahallelere kadar yayılmış teşkilatı var. Bu teşkilatın içerisinde 33 bin üniversite talebesi var. 70 bin orta tedrisat çağında talebe var. 25 bin yurtlarda talebe var, 15 bin Kur'an kurslarında talebe var, 30 bin çıraklık çalışan gençlik var, bir 30 bine yakın da sporcu gençlik var. Görüldüğü gibi Milli Gençlik Vakfı bütün gençlerimizi kucaklamış en büyük dünya gençlik teşkilatıdır. Bu teşkilat haftalık, aylık toplantılarını disiplin altında yürütmekte, raporlarını muntazam vermekte, çalışma örneği bakımından yeryüzündeki bütün teşkilatlara, bütün ülkelerdeki gençlik teşkilatına örnek olmaktadır. İşte 29 Mayıs'ta İstanbul'un Ali Sami Yen Stadyumu'nda 100 bin gencimizle beraber
Fetih ve Gençlik Günü'nü kutlarken 40'tan fazla Müslüman ülkeden gelen misafirlerimiz hayranlıklarını izhar ettiler. Günlerce Türkiye'deki bu inançlı gençliğin bu muhteşem varlığından nasıl iftihar duyduklarını tekrar tekrar anlattılar, konuştular. 15 gün önce Bursa'mızdaydık. Büyük Osmanlı payitahtımız Bursa'mızda Milli Gençlik Vakfı aynı şekilde bir sevgi ve kardeşlik günü yaptı. Bursa'mızın bütün gençliği, Bursa'nın en büyük spor salonunun içini ve dışını doldurdu. Muhteşem bir gece yaşadık. Her 15 günde bir ülkemizin bir büyük şehrinde Milli Gençlik Vakfı'nın nasıl muhteşem geceler tertip ettiğini iftiharla takip ediyoruz ve böylece yeniden büyük Türkiye'nin nasıl kurulduğunu gözlerimizle görüyoruz. İşte bu gayretli çalışmalardan bir diğer kıymetli geceyi, muhteşem bir geceyi bugün Samsun'umuzda birlikte yaşamaktayız. Bir kere daha Milli Gençlik Vakfı'nı bu gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Milli Gençlik Vakfı'na mensup gençlerimizi bu ülkenin hakiki evlatları olarak alınlarından öpüp kendilerini candan kutluyorum. Muhterem Samsunlu kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi kısa bir süre önce 27 Mart büyük tarihi gününü yaşadık. 27 Mart hakikaten bir dönemin kapanması, yeni bir dönemin başlangıç noktasıdır. Kapanan dönem nedir? Nasıl Rusya'da 70 yıl zulmeden komünizm çöktü ve yok olduysa, 27 Mart'ta da 50 yıldan beri Türkiye'de halkımızı ezen Batı taklitçisi zihniyetler yok oldular, kayboldular. Milli görüş, adil düzen devri başladı. Çünkü 27 Mart, işte seçimler, işte sonuçlar gözümüzün önündedir. 27 Mart seçimleri üç büyük gerçeği ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi halkımız, ben artık adil düzen istiyorum, Refah Partisi istiyorum dedi. Nasıl söyledi bunu? Yalnız Refah Partisi'nin iki seçim arasında oylarını %100 arttırdı. Diğer bütün Batı taklitçi partilerin hepsinin oylarını büyük oranda düşürdü. Nitekim Refah Partisi'nin almış olduğu oylar %19-20'ye çıktığı halde taklitçi partilerden bir SHP 29'dan 13'e indi. Sözde iktidar partisi olacak bir DYP 27'den 21'e indi. Muhalefette olduğu halde bir ANAP 24'ten 20'ye indi. Görüldüğü gibi hepsi büyük ölçüde oy kaybetmişlerdir. Onlar hezimete uğrarken, yok olurken yalnız Refah Partisi bir füze gibi yükselmiş ve halkımız artık adil düzen istiyoruz, yeniden büyük Türkiye istiyoruz, milli görüş istiyoruz demiştir. 27 Mart seçimlerinin ortaya koyduğu bir diğer büyük muhteşem tablo ise işte bizim genel merkezimizdeki duvar haritasından göründüğü gibi başta İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Erzurum, Diyarbakır, bütün büyük tarihi merkezlerimiz ve de Karadenizimizin, işte Samsun'umuzun ilk adımı. Buyurun. Ve Trabzon'umuz ve Rize'miz. Bütün bu kalelerin hepsine milli görüş bayrağı çekilmiş, adil düzen bayrağı çekilmiş. Bütün Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu baştan sona kadar Refah Partili belediyelere emanet edilmiştir. Eğer bu haritayı bir inceleyecek olursak, Türkiye'nin toprak itibariyle 2/3'ünü teşkil eden bölgede Refah Partisi'nin belediyeleri kazandığını görürüz. Nüfus itibariyle ülkemizin 2/3'ünün yaşadığı vilayetlerde
belediyelerin Refah Partisi'ne emanet edildiğini görürüz. Hiçbir ülkede böyle sosyal bir patlama olmamıştır. Bu haritaya bakıldığı zaman görülüyor ki halkımız yerel yönetimleri Refah Partisi'ne teslim etmiştir. Bugün artık 27 Mart'tan sonra Türkiye'de iki ayrı iktidar var. Birisi genel yönetimi yürütmeye çalışan, topallayan, zulmeden, çöken, halkımızı ezen bir DYP-SHP iktidarı. Öbür taraftan enkazdan doğan güneş belediyelerde insanlarımıza en hayırlı, en büyük hizmetleri yapan Refah iktidarı, yerel yönetimler iktidar. Biri eziyor, öbürü hizmet ediyor, öbürü güneş gibi parlıyor. İşte 27 Mart'ın ortaya koyduğu önemli tablo budur. Diğer yandan tam 25 yıldan beri milli görüş olarak mahalli seçimlerde hangi oranda oy aldıysak onu takip eden genel seçimlerde oy oranımız ikimiz de artmıştır. Madem ki 27 Mart seçimlerinde Refah Partisi %19,1 oy almıştır, o halde 25 yıllık bu tecrübeye dayanarak herkes biliyor ki bugün bir genel seçim olsa Refah Partisi %38 oy alacak, 300'den fazla milletvekili çıkartacak ve böylece 50 yıldan beri beklenen, özlenen idareye kavuşacak. Halk kendi kendini idare etmeye başlayacak. Refah gelecek, yüzler gülecek. Refah gelecek, zulüm bitecek. İşte 27 Mart bu gerçeği ortaya koymuştur. Elbette Samsun'umuzda ilk adım atılmıştır. Samsun'umuz 350 bin nüfusunun, 105 bin nüfusunun yaşadığı ilk adım bölgesi, Samsun'un kalbi. Ulubatlı Hasan bayrağı dikmiştir. Bu ilk adımdır. Kaldı ki zaten Samsun'da diğer alt belediyeleri ve büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaya ramak kalmıştır ve başa güreşilmiştir. Elbette bundan sonraki ilk seçimde hepsi Refah Partisi'nin olacaktır. Kimsenin bundan şüphesi yoktur. Bugün bütün Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, bütün Karadeniz illerimizde olduğu gibi herkes biliyor ki Samsun'da da en büyük parti Refah Partisi'dir. Şimdi yakında büyük seçim olacak. Allah'ın izniyle Samsun'un bu büyük seçimde bir bölgesinde 5-0 alacağız. 5-0. Öbür tarafında da yine en büyük parti olarak en büyük payı alacağız. Elbette Karadeniz'imizin büyük şehri, incisi, kapısı Samsun'umuz bütün Karadeniz'e bayraktarlık yapacak ve şerefiyle Türkiye'nin, İslam aleminin ve bütün insanlığın kurtuluşuna öncülük yapacak. İşte 27 Mart'ın ortaya koyduğu bir diğer gerçek de budur. Muhterem Samsunlu kardeşlerim, 27 Mart'tan sonra ne olur? Bak, 27 Mart'tan sonra bir yandan bugünkü siyasi iktidar halkımızı ezmeye devam etti. 5 Nisan kararları diye bir kararlar aldılar. Gördüğünüz gibi ülkemiz mahvoldu, perişan. Gemiyi batırdılar. Artık faizcilerin bir gün ayakta duracak hali olmadığı apaçık görülüyor. Bak, memur inim inim iniyor, zam bekliyor, zammam yok. Sadece memurun başına job indiriliyor. Öbür taraftan köylümüz sesini bile çıkartacak mecali kalmamıştır. Gördüğünüz gibi mazotu 12 bin liraya çıkarttılar. Bunlar vaktiyle ANAP mazotu 600 liraya satarken, 1500 liraya satarken 600 liraya satmanız lazım diyorlardı. Geldiler 6000 değil 12.000'e çıkarttılar. İşte bu taklitçiler bir kere daha 50 yıl sonra bir kere daha birbirlerinin aynı olduklarını ortaya koydular. Mazot 12.000 liraya çıkarken
ilaç ve gübre %300 zam görürken ne yazık ki buğdayın, fındığın, çayın, tütünün fiyatları ancak %70 artıyor. Yani köylümüz ezildikçe eziliyor, sesini çıkartacak bile mecali kalmıyor. Şimdi maalesef bir yandan hükümet tütün sahalarını daraltacağım, fındık sahasını daraltacağım, çay sahasını daraltacağım diye IMF reçeteleriyle Karadeniz'imizi zaten mahvettiler. Büsbütün perişan edeceğini hükümet programında açıkça söylediği halde öbür taraftan da esasen köylümüz artık ekin ekmiyor. Çünkü ekin ekerse daha çok zarar ediyor. Böylece tarım perişan edilmiştir. Hayvancılık perişan edilmiştir. Hepiniz biliyorsunuz biz 4 yıl hükümetteyken faizsiz destekleme yaparak hayvancılığı büyük gelişmeye tabi tutmuştuk. Kuveyt'in, Suudi Arabistan'ın, Libya'nın etini biz gönderiyorduk. Şimdi ahırlar boş. Avrupa'nın hormonlu etleri buraya geliyor ve Karadeniz'imizin çok önemli bir kaynağı olan büyükbaş hayvancılığı da tütün gibi, fındık gibi, çay gibi yok edilmiştir, mahvedilmiştir. Bütün ülke ezildi ama hepimiz biliyoruz ki son 10 yılda en fazla ezilen Karadeniz'imiz olmuştur. Bundan dolayıdır ki artık milletimiz bir an evvel bu faizcilerden, bu batı taklitçilerden kurtulmak istiyor. Şunların haline bakın. Bağkur emeklisine 700 bin lira aylık veriyor. Bu ay birçok Bağkur emeklisi primini ödemedi diye 5 bin Bağkur mükellefini almış hapse koyuyor. Şu hale bak. İşte bunların yapacağı budur. Muhterem Samsunlu kardeşlerim, şu geçtiğimiz 6 ayda 600 bin insan işten çıkartıldı. 22 milyon çalışan insan gücümüz var. Bunun 11 milyonu zaten işsizdir. 6 ayda 600 bini daha işsiz kalmıştır. Fabrikalar kapandı. Bütün senetler protesto oldu. Ülke tarihinin görmediği en büyük ekonomik krizin içine düştü. Yarın dolar kaç para olacak kimse bilmiyor. Şu önümüzdeki 3 ayda ne büyük felaketler gelebilir Allah muhafaza etsin. Herkes daha da büyük felaketlerden tir tir titriyor. Gördüğünüz gibi bitmişlerdir. Bir gün ayakta kalacak halleri yoktur. İşte onlar halkımızı böylece ezerken bütün belediyeler Refah Partisi'ne geçti. Aman belediyeleri çalıştırmayalım diye yeni kanunlar çıkartarak belediyeleri gece gündüz engellemeye çalışırken Refah Partili inançlı belediyeler 3 aydan beri inançla, azimle harika hizmetlerini yapmaya başladılar. Ne hizmeti yapıyoruz? Bak işte bugün huzurlarınıza Çorum'dan geliyor. Biraz sonra kıymetli Çorum Belediye Başkanımız Profesör Doktor Arif Ersoy. Bak bak bak, Refah Partisi'nin belediye başkanlarına bak sen. Yanında kim oturuyor? Erzurum. Erzurum Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ersan Kemal Mal. İşte işte Refah Partisi'nin belediye başkanları bunlar. Hepsi ayrı ayrı birer profesör. Bir de şu taklitçilere bak. Cahiller. Hadi oradan be, hadi. Muhterem Samsunlu kardeşlerim, bak bugün Çorum'da, Çorum'un 18 tane köyünü zehirleyen bütün atık suları kısa zamanda temizleyecek arıtma tesisinin temellerini attık. İşe temizlikle, taharetle başlıyoruz.
Bizim fıkıh kitaplarımız da böyle başlar. Ve de hepinizden rica ediyorum. Buradan Ankara'ya giderken Çorum'un içine gir. Birdenbire bir büyük değişiklik göreceksiniz. Yollarda çöp değil, toz bile bulamazsınız. Toz bile pırıl pırıl. Pırıl pırıl bir Çorum. Ben şaşırdım, hayret ettim. Çünkü Çorum'un bugüne kadar çöplükten farkı yok. Avrupa'da bu kadar temiz şehir göremezsiniz. Halk belediyeyle bütünleşmiş. Pırıl pırıl pırıl. Lütfen Çorum'a gidin. Temizliği gör. Ve de belediye başkanımız Sülüklü'de tapuları dağıttı. Bugün Sülüklü'den hizmete başladım. Sülüklü Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı yerdir. Bugüne kadar Alevi kardeşlerimize hep yanlış propaganda yaptılar bu taklitçiler. Refah Partisi gelirse sizi ezer, sizi yok eder. Halbuki işte Refah Partisi geldi. Bütün Alevi kardeşlerimizi ihya ediyor. Önce hizmete oradan başlıyor. Neden? Çünkü Refah Partisi 60 milyonun hizmetkarıdır. Bütün 60 milyonun hepsini kardeş bilir. Çünkü Refah Partisi insanı Allah'ın kulu olduğu için sever. Bundan dolayıdır ki nasıl geçtiğimiz dönemde Sivas'ta Alevilere öncelik tanıdık, çünkü yıllarca hizmetinde eksiklik vardı. Şimdi de Çorum'da en güzel kardeşlik örneğini veriyorum. Biz Sivas Belediye Başkanlığı geçen sefer %25 oyla almıştık. Şimdi %60 da aldık. Neden? Çünkü herkes refah nedir gördü. Refah Partili belediyeler kolları sıvadılar. Nasıl geçen dönemde Japonya dünyanın en başarılı belediye başkanı olarak Konya Büyükşehir Refah Partili Belediye Başkanı Doçent Doktor Halil Ürün Bey'i seçti. Ve büyük merasimlerle Japonya'da kendisine en büyük saygıyı gösterdiyse, şimdi de bütün Refah Partili belediye başkanları birbirleriyle yarış etmektedirler. Yarından itibaren Çorum'da ekmek 2000 liraya iniyor. 2000 liraya. İşte bir yanda onlar 4000 liraya satarken Çorum'da aynı ekmek Refah Partili belediye 2000 lira. Ankara'da onlar 6000 liraya satarken faizciler, Refah Partili belediye aylardan beri 6000 liraya satıyor ve yıl sonuna kadar da bir kuruş zam yapmayacağını ilan etti. Böylece bak, biz bu taklitçilere sesleniyor. Bile taklitçiler, sizin de elinizde 3 tane 5 tane belediyeniz var. Hadi bakalım adamsanın, siz de ekmeği 1000 liraya satın da görelim bakalım. Satamazlar. Onlar 6000 liraya satar. Neden? Tabii faizci. Kökü bereketsiz. İşte Er Meydan. Hadi bakalım. Şimdi bombalar birbiri arkasına geliyor. Bak, şimdi bütün Refah Partili belediyeler kömür hazırlığı yaptı. Ne demek kömür meselesi? Dışarıdan getirelim, komisyon alalım diye holdingler ANAP'ı, SHP'yi, DYP'yi yıllarca kullandılar. Yakında televizyonlarda çok mühim açıklamalar dinleyeceksin. Şu kadarını söyleyeyim. Bak, bugün Güney Afrika'dan kömür getirilirse bugünkü dövizden 6 milyon liraya satılacak. O belediyeler getirip 6 milyon liraya satacaklar. Refah Partili belediyeler Tunçbilek, Soma, Amasra, Gediz ve Ağaçlı İstanbul'da bu bölgelerin kömürlerini kullanmak suretiyle 1,5 milyon liraya halkımıza kömür verir. Onlar 6 milyon lira Refah Partisi verir. Havası daha temiz. 500 milyon dolar yılda eğer kömürü ülkemizden alırsak ülke döviz tasarrufu yapıyor. 500 bin kömür sahasında çalışan kardeşimiz iş yeri buluyor. İşte milli görüş bu.
Onlar kömür sahalarını kapatıp dışarıdan getiriyor. Refah Partisi kömür sahalarını yeniden açıyor. 500 bin insana iş veriyor. Geçen gün basın toplantısında onu söyledim. Çinlileri en fazla destek veren biziz. Neden? Amerika 350 milyon dolar veriyor. Biz Refah Partisi olarak 500 milyon dolar veriyoruz. Onlar geçtiğimiz 6 ayda 600 bin kişiyi işten çıkartıyor. Biz 500 bin kişiye iş yeri hazırlıyoruz. İşte buna Refah Farkı derler. Refah Farkı. Şimdi Ankara'da yaş meyve sebze seferberliği başlıyor. İstanbul'da et seferberliği başlıyor. Ne demek bu? Fakir fıkara sebzeyi yarı fiyatına alacak, eti yarı fiyatına. Peki bu ne demek? Bak bu taklitçiler, gecekonduda oturan bir kardeşimizi alıyor, bir ay çalıştırıyor, 1,5 milyon lira veriyor. Neden? Asgari ücretin brütü 2,5, neti 1,5. Bu ailenin 4 tane çocuğu var. Ekmekten başka şey yiyemiyor, alamıyor. 10 tane ekmek alıyor çünkü çocukların karnını doyuracak. Bir hesap yaparsanız 10 ekmeği 6 bin liradan alacağınıza 2 bin liradan alacaksınız. Bunun manası Refah Partisi her ay gecekonduda oturan bir aileye 1 milyon lira ekmekten hediye ediyor. Şimdi 1 milyon kömürden hediye edeceğiz. 1 milyon yaş meyve sebzeden, 1 milyon etten. Oldu mu sana 4 milyon? O çalıştırıyor 1,5 veriyor. Biz çalıştırmadan 4 milyon veriyor. Neden? Çünkü biz Refah Partisi. Çünkü Allah inananlara yardım ediyor. Çünkü Allah inananlara bereket veriyor. İşte bak bütün 60 milyon insana sesleniyor. Arkadaş 6 mı büyük 2 mi? 6 daha büyük. Aklın kesiyor mu? Kes. Öyleyse oyunu Refah Partisi'ne vereceksin. Neden? Ekmeği 6 bin liraya almaktansa 2 bin liraya almak çok daha akıllı işi de onun için. İşte Refah Partisi budur. Ayrıca 3 milyar dolar borca sokmuşlar Ankara Belediyesi. 3 milyar dolar. Ne yapmışlar? Kızılay'a bir çukur açmışlar. Bir tane metro vagonunu Kanada'dan 120 milyar liraya getirmek için anlaşma yap. Şimdi Refah Partili belediye 6 milyar liraya o vagonları daha mükemmel bir şekilde bizim devlet demir yollarımızda yaptırıyor. 120 milyar yerine 6 milyar ne söylüyorum duyuyor musun? İşte milli görüş bu. Refah Partisi bu. Öbür taraftan bak bütün şehirlerimize çöp fabrikası lazım. Samsun'a da kuracağız, İlkadım'a da kuracağız. Biz bu çöp fabrikalarını Türkiye'de imal edeceğiz. Onlar gibi dışarıdan getirmeyeceğiz. Dışarıya biz satacağız. Neden? Çünkü biz Refah Partisi'yiz. Biz milli görüşüyüz. Bütün şehirlerin suyunu taşıyan duktil borular 150 milyon dolar vermiş. Dışarıdan getirmişler. Şimdi biz tedbir alıyoruz. Gelecek sene bu boruları Türkiye'de üreteceğiz. Yerli yapacağız. Ve biz başka Müslüman ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelere satacağız. İşte milyonlarca dolar. İşte yüz binlerce memleket evladına iş yeri. İşte Refah Partili belediye. Şimdi bak meclis başkanı Avrupa'ya gitti. Döndü geldi. Diyor ki hocam Allah aşkına siz bir heyet halinde Avrupa'yı dolaşın. Neden? Alman başbakanıyla konuşuyorum, bana refahı soruyor. İngiliz başbakanıyla konuşuyorum, refahı soruyor. Fransız cumhurbaşkanıyla konuşuyorum, refahı soruyor. Bak şu Mesut Yılmaz Amerika'ya gitti. Anap manap falan derken Christopher ne diyor? Ne bırak anapı manapı. Yahu refah geliyor, ne yapacaksın? Bugün Kazakistan'dan gelen Müslümanlar Refah Türkiye'de iktidara geliyor, biz de kurtulacağız diyor. Malezya'da geçen hafta İslam Partisi'nin kongresi vardı. Oraya giden temsilcilerimize o partinin genel başkanı bir mektup vermiş, getiriyor. Dört gözle Refah Partisi'nin iktidara gelmesini bekliyoruz. Biz de Malezya'da Refah Partisi iktidara gelince kurtulacağız diyor. İşte
İşte bugün Allah'ın lütfuyla bütün dünya gözü Refah Partisi üzerindedir. Neden? Çünkü bak Cenab-ı Allah bize nasip etti, 70 seneden beri çok şükür bir harp görmedik. Bu millet 70 sene harp görmezse ne olur? Yeniden dünyanın lideri olur. İşte yaşadığımız olay budur. Bak Türkiye bütün yeni dünyanın öncüsü olmak için adım adım yürüyor. Yeni dünya zulüm dünyası olmayacak, adil düzen dünyası olacak. Yeni dünyanın lideri Batı Amerika olmayacak, Türkiye olacak. Türkiye, işte bütün dünyada yaşadığımız olay budur. Bir adım kal, bir adım. Bak geçen hafta verdiğimiz gen soruya bütün milletvekillerini yarı yoldan geri çevirdiler. İzinleri kaldırdılar, örfü idare ilan ettiler. Bütün güçlerini kullandılar. Bugünkü hükümet sadece 168 oy alabilir. Eğer muhalefet tam mevcut gelirse meclise, o gün bu hükümet biter. Ya biter ya biter diyor ya, çok yakında bitecek inşallah. Böylece de şu ülkenin 60 milyon insanı Allah'ın lütfuyla nihayet bu felaketten kurtulacak, bir nefes alacak, Allah'a şükürler olsun dünya varmış diyecek. Refah gelecek, zulüm bitecek, refah gelecek, yüzler gülecek. Şu oturan kardeşlerimiz lütfen bir ayağa kalksınlar. Bir kere daha hep beraber hakkı hakim kılmak için Milli Gençlik Vakfı toplantısında olmamız itibariyle gençliğimizi inançlı yetiştirmek için bütün gücümüze çalışacağımıza söz vererek bu güzel akşamın manasını dile getirelim. Hazır olun, başlıyor. Milletimizin saadet ve selameti için gençliğimizi inançlı yetiştirmek için adil düzeni bir an evvel kurmak için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. Kazanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.